Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. CSS'de bir önemli konu olan height ve width, yani genişlik ve yükseklik konusuna değiniyoruz. Şu an zaten isimlerinden anlaşılacağı üzere width genişlik demek. Burada genişliği gördüğünüz gibi piksel olarak da ifade edebiliriz. Yüzde dilim olarak da ifade edebiliriz. Yüzde dilim ifade etmek şöyle bir avantaj sağlıyor bize, gördüğünüz gibi. Ne kadar değiştirsem değiştireyim, boyu hep sayfa ne kadarsa o kadar oluyor, %100. Bunun anlamı ne demek? Bir uygulama yaptınız, cep telefonunda da düzgün görünmesini istiyorsunuz, tablette de düzgün görünmesini istiyorsunuz ve bilgisayarınızda ya da laptopunuzda da düzgün gözükmesini istiyorsunuz. Burada yüzdelik dilimler çok önemli. Responsive, yani genişliğe duyarlı web tasarımında biz zaten yüzdelerden çok yararlanıyoruz. Çünkü bütün cihazlarda görüntüsünün düzgün görünmesini istiyoruz. Şimdi devam edersek yani genişlikle alakalı örnekler var. Burada örnekler üzerinde zaten güzel güzel anlayacağız. Burada kutunun genişliğinden divin kapsadığı alanı background color vererek daha iyi anlıyoruz. Mesela arkadaşlar, buna ben background color'ı silersem siz bir divin ne kadar yer kapladığını bilmezsiniz. Mesela ben buraya C yazayım. C sanki bu kadar yer kaplıyormuş gibi, değil mi? Değil mi? Ama 200 piksel genişliğinde ve 50 200 piksel yüksekliğinde ve 150 genişliğe sahip. Yani ben bunun yani ne kadar yer kapladığını nasıl anlayacağım? Diğer elemanları yanına yerleştirirken geliyorum, eski halini alıyorum. Arka plan rengi vererek aa diyorum, bak bu kadar yer kaplıyormuş. Şimdi genişliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. %50 olduğu için demin %100'dü. Sayfa ne kadar büyürse ya da küçülürse onunla aynı şeyi, mesafeyi kapsıyor. Gördüğünüz gibi height hiç değişmiyor çünkü sabit, manuel olarak onu elimizde girmişiz. Devam ediyorum. Şimdi 500 piksel olduğunda ne oluyor? %50 değil de 500 piksel, elle girilen bir değer olduğunda ne oluyor? Sayfanın boyu değiştikçe kendi mesafesi, genişliği hep aynı kalıyor. Bunu da %50 olmadığınca böyle olduğunu dikkat etmenizi istiyorum. Maksimum genişlik diyor. Maksimum genişliği genelde responsive web tasarımı için kullanıyoruz. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, maksimum 500, yani şöyle gelirsem eğer, genişliği 500 pikselden büyük olan bir sayfada, yani mesafesini sen 500 olarak ayarla diyor. Bak sayfa ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun 500 piksele kadar, ama kutumuzun boyu aynı. Ama 500 pikselden kısa olunca ne oluyormuş? Genişliğimiz sayfa ne kadarsa o kadar oluyormuş. Yani maksimum 500 pikselde genişlik tam sayfa, ama 500 pikselden sonra yani ne kadar olursa olsun sayfa yüksekliğimiz hep, pardon, genişliğimiz hep 500 piksel. Devam ediyoruz arkadaşlar. CSS box model çok 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 kullanılan bir şey. Bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Zaten daha önceki derslerde de bahsetmiştim. Gördüğünüz üzere content var, içeriğin belli bir genişliği, yüksekliğini biz demin gösterdiğim gibi elimizde girebiliyoruz. Padding neydi? Bu içeriğin kendi sınırı ile arasındaki mesafeydi. Padding ekledik. Border zaten belli. Border'ımız var. Margin neydi? Sınırla diğer elementlerle arasındaki şeydi. Gördüğünüz gibi content bu kadar olmasına rağmen box model gibi aradaki bu kadar farktan dolayı bizim aslında sayfada kapladığımız alanın değişmesinin en büyük sebeplerinden biri. Şöyle bir örneğe baktığımız zaman genişlik 300 diyor ama bu box sizing kullanmıyor. O kullandığımız zaman ne olduğunu, nasıl değiştiğini anlatacağım. Border 15 piksel, burada 50 piksel padding var, 20 piksel şey var, margin var. Şu an şunu istiyorum sizden, videoyu durdurup aslında bu 300 değil de kaç hesaplıyormuş, kaç genişlik kapsıyormuş, kendiniz bir ölçmeye çalışın. Durdurduktan sonra birlikte yapabiliriz şu an. Şimdi 300 piksel genişlik kendisi var. 20 piksel, şey düzeltiyorum, 50 piksel
sağdan ve soldan alacak. Çünkü her taraftan uygulanmış. 100 etti. 300, 100 daha 400. Border var. 15 piksel sağdan ve soldan. 30 da öyle. 430. 20 marjinde dışarıdan sağdan ve soldan var. 40 da öyle. 470 olduğunu anlayın. Eğer ben bunu box sizing border box yaparsam ne olur? Gördüğünüz gibi ne olursa olsun 300 genişliğe kendisini getirdi ve diğerleri artık kendine göre onu ayarladı. Artık burası 300 piksel tamamen yer kaplıyor. Sınırıydı, marginiydi, paddingiydi. Artık hepsi kendi içerisinde kendine göre ayarlıyor. Yani içeriğimizin boyu düşüyor arkadaşlar. Şimdi burada bir örnek vermiş. Genişlik 320 demiş. Evet, bu diyor ki aslında diyor iki tane şey var. Bu divin diyor genişliği diyor 350 piksel diyor. Ama gördüğünüz gibi çiçeğin 320 genişliği var. 10 padding var. Sağlı sollu. Ne oldu? 20 ekleyeceğiz. 320 20 ekledik. 340 5 piksel sağdan soldan da sınır var. 350 10 oldu. 340'a 10 eklediğimiz zaman 350. Ama ben buna yine aradaki farkı tekrar görün diye box sizing border box eklediğimde ne olacak? Gördüğünüz üzere aradaki fark anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Evet, bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste CSS için, Basic CSS için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.